Merhaba sevgili ve değerli, kriminele ilgi duyan ailem. Kabus Fabrikası'na bugün de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir, her şeye rağmen iyisinizdir. Sevgili arkadaşlar, Cuma akşamı biliyorsunuz ilk canlı yayında, daha doğrusu hikaye anlatacağım canlı yayın oldu. Ee, çok heyecanlıydım. Yalnız e, materyalleri ekleyemediğim, için çok rahatsız oldum. Bir şey yapıyorsam mutlaka doğru yapmalıyım halbuki o kadar çok video izledim ki onunla alakalı. Şöyle karar verdim arkadaşlar. Haftada bir canlı yayın yapacağım ama ben bu işi tam öğrenene kadar yani canlı yayında nasıl aynı zamanda görsel ekleyebilirim? Bir konu seçeceğim ya sizden gelenlerle ya benim seçtiğim. Onun üzerinde konuşacağız. İlla kriminal olay olmasına gerek yok ama mesela beni uzun süredir nasıl desem rahatsız eden mi desem Serap Hanım'la Müge Anlı'nın karşılaştırılması. Serap Paköz'ü çok seviyorum, çok kaliteli buluyorum, çok donanımlı buluyorum mesela. Yalnız bizim toplumun nedense daha farklı, daha böyle e, kabadayı insanlara değer vermesi veya daha politik böyle politikacı insanlara veya biliyorsunuz sosyal medyadan daha yüzeysellere evet çok şükür ki gerekene de veriyorlar diğeri ama diğerleri kadar değil. Bu konuda ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Mesela bir dahaki canlı yayınımda bunu konuşmak istiyorum sizlerle. Sizlerin bu konudaki fikrini çok merak ediyorum. Sonra da siz de söyleyebilirsiniz hangi konuyu konuşalım. Yorumlarınızı kaydetmeye çalıştım. Aslında öyle bir seçenek vardı. Onu işaretledim. Buna rağmen yorumlarınız yok. Çok merak ediyordum ne yazdınız ben konuyu anlatırken. Böyle böyle öğreneceğim inşallah. Desteklerinizin devamını dilerim. 2074 kişilik aile olduk. Sağ olun, var olun. Hep benimle olun. Beğeniniz, beğenileriniz çok önemli biliyorsunuz. Bunu hep söylüyorum. Beğenilerinizin, yorumlarınızın ve aboneliklerinizin devamını diliyorum. Ayrıca Instagram'da da varım. Kabus Fabrikası oradaki sayfamın ismi. Oradaki arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Bugünkü olayımız çok hassas gerçekten her olayımız çok hassas, her kayıp çok korkunç. Ama bugünkü olayımız çok farklı arkadaşlar. Hatta bazı reformlara yol açmış bir olay bu. Evet, o yüzden hassas arkadaşlarımızı uyarmış olayım. Totemimizi yapayım. Diyorum ki lütfen, lütfen, lütfen tüm canlılar için kabus fabrikası sevgi fabrikasına, merhamet, vicdan fabrikasına dönüşsün artık. Bunu belirttikten sonra Bugünkü çok korkunç olayımıza geçiyorum arkadaşlar. Jessica. 2005 yılının Mart ayında 7 yaşındaki Hamburglu Jessica'nın ölümü tüm Almanya'yı ayağa kaldıracaktır. Neden ölmüştür 7 yaşındaki Jessica ve neden başarılı adli tıp uzmanı Michael Sokosun bile şu açıklamasına neden olmuştur bu ölüm? Bardağı taşırdı Jessica olayı artık, bu böyle devam edemez. Evet bunu söyleyecek ve bundan sonra Akut Çocuk Kurtarma Derneği'ni kuracaktır Sokos. Almanya çocuklarına eziyet ediyor diye de bir kitap çıkaracaktır. Ve en önemlisi bunca yoğunluğunun arasında bu adli tıp uzmanı bina görevlilerine, ücretsiz seminerler verecektir. Nedir bu seminerler? Çocukların şiddet gördüğüne dair ipuçları. Evet arkadaşlar, şöyle der Sokoz: Bununla birlikte bir çocuk dahi kurtarabilirsek kardır. Ben bina görevlilerine adeta bir ajan gibi ailelerin peşine düşün demiyorum ama bir çocuğu gördüğünüzde nelere dikkat etmeleri gerektiğini, hangilerinin şiddet gördüklerine dair ipucu olduğunu öğretiyorum der muhteşem bir insan. İşte arkadaşlar Almanya'yı ayağa kaldıran adli tıp uzmanının isyan etmesine neden olan olay bu olaydır. Küçük Jessica'nın akıl almaz ve vicdan almaz ölümü. Jessica 3 yaşından itibaren öldüğü güne kadar anne ve babasıyla Almanya Hamburg'un Eimsfeld semtinde 8 katlı bir binanın 71 metrekarelik dairesinde yaşar. Zaten tüm olaylar bu binaya taşınmayla birlikte başlar. Çünkü 3 yaşına kadar yaşadıkları semtte çevreleri vardır biraz olsun. Daha fazla tanıdıkları, gelen gidenler vardır. Bu baskılardan dolayı Jessica ile en azından 3 yaşına kadar biraz ilgilenmiştir anne ve baba. Ne zaman ki bu semte taşınmışlardır, o daireye taşınmışlardır adeta görünmez olmuşlardır. İşte o zaman Jessica'nın 3 yaşından itibaren o korkunç hayatı başlar. Olay sırasında anne Marlies S. 35, Baba Burkart M. ise 49 yaşındadır. Basındaki haberlere göre daire korkunç, pis, dağınık ve bakımsız durumdadır. Ve o binada bir kişi bile o dairede Jessica'nın var olduğundan haberdar değildir. Evet. Jessica'nın anne ve babası onu yıllarca odadan çıkarmamış, yemek vermemiş, tuvalete gitmesine Gitmesini yasaklamış ve bir tek oyuncak dahi almamıştır. Jessica bulunduğunda bezli bezini çıkarıp atmasın pisliğinden dolayı yanıyorsa e, yavrunun her yeri diye de kablo kilidi ile kalçalarından kilitlenmiştir bezi. Evet. Jessica'nın kaldığı odanın camı çivilenmiş ve camlar koyu renkli folio ile kaplanmıştır. Ayrıca ışık da yoktur odada. Odanın termostatı kış günlerinde en düşük ayardadır. Odanın tavanı tamamen küf içindedir. Jessica'nın üzerinde yattığı döşeyi ise sadece yaylardan oluşuyordur. Artık o yayların, o demir yayların üzerinde yatıyordur bir lokma kız. Yani korkunç bir durumdadır Jessica pek nadirdir Jessica'ya bir lokma yemek ya da bir damla su verdikleri bu iki kişinin. Şimdi beni mahveden asıl e, olay tabii ki Jessica bulunduktan sonra Michael Tokos'a e, otopsi için gönderilir. Tokos midesinden çıkanları açıklar. Duvardaki boyaları tırnaklarıyla kazımıştır Jessica. Birazcık bir şey yiyebilmek için. Yerdeki halının tek tek o iplerini koparmış yemiştir ki açlığını biraz bastırabilmek için. Ve saçları yer yer kopmuş durumdadır arkadaşlar. Neden? Çünkü onları da yemiş, açlığını bastırmaya çalışmıştır. Tüm bunlar küçük kızın midesinden çıkmıştır. Halı, duvar boyası, sıvası ve saçları açlıktan çaresizlikten. Evet. Cocos şöyle belirtir: aynı o Yahudi soykırımı zamanında fotoğraflar görüyoruz ya işte çocuğun durumu o durumdadır. Sonradan kriminal polisin elde ettiği verilere göre baba olacak yaratık Jessica'nın odasındaki ışık düğmesini bile bakır telle bağlamıştır ki Jessica şayet ışığı açmaya çalışırsa elektrik çarpsındır ki zaten çocuğun oraya gidip de ışığı açmaya hali bile yoktur aslında. Bunu reddetse de bilir kişiler gelir ve bunu doğrularlar. Evet bunu yapmıştır. Basın bu iki caninin geçmişini araştırır. Anne Marlies S. kendi babasını hiç tanımamıştır. Annesi alkoliktir ve hayat kadınıdır. 9 yaşındayken Marlies S. Annesi para karşılığında kendisiyle birlikte kızını da sunuyordur erkeklere. 13 yaşından itibaren 4 yıl boyunca teyzenin yanında kalır kendisi. Okuldan sonra kuaförlük mesleğine başlar. Ama maalesef boyalara karşı geliştirdiği alerjiden dolayı bu mesleği bırakmak zorunda kalır. Bunun üzerine gençlik dairesinin bir yurduna taşınır ve 8 ay sonrasında 21 yaşında iken ilk oğlunu dünyaya getirecektir. Birkaç ay sonra ise evlenir. Çocuk normal gelişim göstermediğinden 4 yıl kendisinin de yanında kaldığı teyzesine verir çocuğu. Teyze ise gençlik dairesine başvurur, durumu anlatır ve neyse ki yeğeninin çocuğunu o evlatlık edinir. 1992 yılında ikinci oğlunu, iki yıl sonra ise üçüncü çocuğunu yani kızını dünyaya getirir. 1996 yılında boşanırlar. Annenin çocuklara bakamayacağı, psikolojik olarak bu yükü kaldıramayacağından dolayı aile mahkemesi velayeti babaya verir. Neyse ki 1996 yılında Terzi olarak çalışmaya başlar ancak çok fazla işe gitmediğinden dolayı, hep rapor aldığından dolayı 3 ay sonra işten çıkarılır. Aynı yıl Jessica'nın babası Burkhardt'la tanışır. O ise Berlin'de yaşıyordur daha öncesinde. Bir yıl evvel e, buraya Hamburg'a taşınmıştır. Boyacılık yapıyordur ve Ağustos 1997 yılında zavallı Jessica'yı hiç istemedikleri halde dünyaya getirirler. Ve işte o korkunç gün gelir diyemiyorum arkadaşlar. Çünkü 1 Mart 2005 Jessica'nın vefat ederek aslında maalesef ki kurtulduğu gündür. Evet. Keşke bu kadar uzun süre dayanmasaymış diye içimden geçirdim arkadaşlar. O sabah 1 Mart 2005 sabahı sabah 7'de Marlis ambulansı arar. Kızının gece istifra ettiğini ve komaya girdiğini söyler, uyandıramıyordur kızını. Ambulans hekimi ise Jessica'yı bulduğunda ölüm katılığı gerçekleşmiştir bile. Yani bu Jessica'nın çok daha önce öldüğünü gösterir onlara. Ve karşısında 7 yaşında ama sadece 9 buçuk kiloluk bir çocuk vardır. Şok içinde anneye babaya bakarlar. Hemen baba atılır. Bizim kızımızın metabolizma hastalığı var. O yüzden bu halde der. Otopsi için işte Mihail Sokos'a gönderilir Jessica'nın bedeni ve otopsi sonucu şöyledir. Uzun süreli beslenmeme sonucu bağırsakları kitlenmiştir Jessica'nın. O gece lapa gibi bir şey vermişlerdir çocuğa. Ama bağırsaklar kitlendiği için kusmuştur Jessica bunu ve kendi kusmuğunda boğulmuştur. Tokos şöyle söyler, aç bırakılmış küçücük bir kızın bir damla lapa verildiğinde bu lapayla boğulması, kusması ve boğulması bu durumda ayrıca çok trajiktir der. Ve aslında başka hiçbir hastalığı yoktur Jessica'nın. 11 Mart'ta Hamburg'da Rahlstedt mezarlığına defnedilir küçük Jessica. En azından sonrasında tüm çevre halkı, bu olayı bilenler gelirler. Onu çok e, özenli bir şekilde defnederler. Bu tarihten itibaren tüm yetkili kurumlar mercek altına alınır. Alexandra Dingestirich o zamanın Hamburg şehrinin eğitim ve spor senatörüdür. Büyükşehir Belediye Başkanı bu olay ortaya çıktığında kendisi tatilde olmasına rağmen arar, onunla konuşur ve kendisinden bir açıklama beklediğini söyler. Açıklamam yoktu tabii ki der. Okul yaşına gelmiş bir çocuğun neden kreş yaşından itibaren sanki yokmuşçasına görmezden gelindiğini, okul yaşı geldiğinde neden yok okulda diye kontrol edilmediğini o da bilmiyordur. 1 Ağustos 2004 yılında Jessica aslında okula başlaması gerekiyordur. Şöyle bir şey çıkar yalnız sonrasında ortaya. Aslında okul müdürü 2003 yılında ve Mart 2004'e kadar yani Jessica okula başlamadan 6 ay evvel yazmıştır aile işte çocuğunuz okula başlayacak şu 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 kontroller yapılsın şu evraklar gerekli gibi. Mart 2004'e kadar sürekli mektup yazmıştır ama tepki verilmeyince gençlik dairesine de bunu bildirmiştir. Gençlik dairesi de aynı şekilde birkaç kez mektup yazarlar aileye geri dönüş olmaz. Bunun üzerine bir kez binaya adrese giderler. Zile basarlar açılmaz kapı. Bunun üzerine komşular birkaç komşuya sorarlar. İşte bu aile nerede, ne yapıyor, çocukları derken birkaç komşu şöyle söyler: O dairede sadece bir karı koca yaşıyor, çocuk yok ki. Bunun üzerine oradan taşındığını kabul ederler bu karı kocanın ve çocuğun dosyayı kapatırlar bu olay üzerine Hamburg'da okul reformu gerçekleştirilmesi için çalışmalar başlatılır. Daha sıkı takip edilmelidir, kayıt altına alınmalıdır her şey ve okula gelmeyen her çocuk, haber alınamayan her çocuk anında polise bildirilmelidir. Yalnız senatör kendisini de çok kritize eder. Yani açık yüreklilikle kritize eder. Tüm medyada 1 Mart 2005'te anne ve baba polis tarafından soruşturma için tutuklanır ve bir gün sonra ceza hakimliği tarafından kaçma tehlikesi bulunduğundan bu gerekçeyle soruşturma sürecinde hapishaneye gönderilirler. Evet bu karar hemen çıkarılır. Anne sorgusu sırasında daha çok kendi çocukluğundan, gençliğinden, çektiklerinden, tacizlerden ve şiddetlerden bahseder. Baba ise 2004 yılından itibaren kızıyla bir ilgisinin kalmadığını, en son Ocak 2005'te kızını odasına girdiğinde bir kez en son o zaman gördüğünü belirtir. Anlaşılır gibi değil. 28 Haziran 2005'te savcılık cinayetten ve korunmaya muhtaç çocuğun eziyet edilerek ölümüne sebebiyetten dava açar. Bu anne ve baba olacak kişiye ağırlık verilen suç noktası anne ve babanın zalimliğidir, acımasızlığıdır. Savcılığın suçlamasında Jessica'nın sağlıklı olarak dünyaya geldiği, sağlıklı geliştiği ve 3 yaşındayken taşınmalarıyla birlikte sorumluluklarını tamamen bırakmaları sonucunda çocuğun normal büyüme, gelişme sürecinin elinden alınmasıdır savcılığın suçlama noktası. Jessica bulunduğunda 7 yaşındadır ama maalesef gelişimi 2 yaşındaki çocuğa denktir. Anne ve baba anlaşmış ve çocuğu odasında ölüme terk etmişlerdir. Soruşturma süresince bu iki cani tüm suçlamaları reddederler. Şöyle ki ilk duruşma 24 Ağustos 2005'tedir. İkinci duruşmada anne konuşur. Evet kızınla çok iyi ilgilenmemiştir, kabul eder. Evet dışarıya çıkarmamıştır, parka çıkarmamıştır. Sorunlu olmasına rağmen doktora da götürmemiştir. Kendisine yemek almaya gittiğinde veya doktora gittiğinde kendisi için Jessica'yı odaya da kitlemiştir. Evet bunların hepsini kabul ediyordur ama ne yapsındır? Jessica'ya birkaç kez yemek vermeye çalışmıştır. O yutamamıştır yemeği. İşte bu yüzden de 2005 e, yılından itibaren e, tamamen bırakmıştır. Zaten 2005'in martında ölmüştür çocuk. O hale gelene kadar önceki yılların açıklamasını bile yapmaz. Okula işte bu yüzden göndermemiştir Jessica'yı çünkü işte yutamıyordur, normal gelişme gösteremiyordur. Bu yüzden de okula da göndermemiştir. 2003 yılında kocası siroz hastalığına yakalanınca Jessica babadan korkmaya başlamıştır. Tamamen tepki veriyordur babaya karşı. İşte bu yüzden de kocası artık Jessica ile hiçbir ilgisi kalmamıştır. Ne odasına giriyordur ne bakıyordur. Bunun açıklaması da budur onlara göre. Ve babanın siroz olmasından sonra bir de altını ıslatmaya başlamıştır ayrıca. Psikiyatr Norbert Leigraf baba için oluşturduğu raporda hiçbir psikiyatrik rahatsızlığının bulunmadığını, yaşamında ise hiçbir şiddet görmediğini, normal çocukluk ve gençlik geçirdiğini, empati kurabilen bir insan olduğunu, işte bu yüzden kendini içkiye verip bu şekilde kızına yardım etmediğini belirtir raporunda. Anneyi inceleyen Psikiyatır Hans Ludwig Krüber ise tüm sorunlu geçmişine rağmen bu kadının sağlıklı bir ruh yapısı olduğunu, yaşamını stabilize edebilecek güce sahip olduğunu, sadece bu çiftin aralarındaki kavgalardan dolayı kızını cezalandırdığını, bilinçli bir şekilde kocasına kızıp kızını cezalandırdığını rapor eder psikiyatır. 11 Kasım 2005'te savcılık hem anne hem baba için ömür boyu hapis cezası talep eder. Ayrıca evde bir de kedi vardır arkadaşlar. Kedi çok iyi beslenmiştir. Eve girildiğinde bile mama kabı ve su kabı neyse ki doludur. Ama e, tabii ki normalde psikolojik rahatsızlığı olan insanların evine girildiğinde tüm canlılar korkunç durumdadır. Bu evde öyle değildir. İşte mahkeme hakimi bunu siz kızınızı bilinçli bir şekilde aç bıraktınız, sevgisiz bıraktınız, ilgisiz bıraktınız, iletişimsiz bıraktınız, bile bile ölüme terk ettiniz der. Oysaki hem kedinize özen gösterip hem de kızınıza özen göstermeliydiniz. Bir diğerine bunu yapmanız, bir diğerine yapmamanız sizin Kesinlikle kızınızı bile bile ölüme terk ettiğinizin, eziyet ettiğinizin göstergesidir zaten diye belirtir mahkeme hakimi. 25 Kasım 2005'te Hamburg Bölge Mahkemesi anne ve babayı ömür boyu hapse mahkum eder. 15 yıl sonra da çıkamayacaktır bu iki kişi. Temiz dilekçeleri de çok şükür ki reddedilir. Yakınlardaki bir kilisenin papazı ise bu durumdan utanç duyduğunu, 100 metre ilerilerinde nasıl bir çocuğun aç kalarak bu denli korkunç bir şekilde can verdiğini artık öz eleştiri yapmaları gerektiğini kilisede toplanan to kişilere söyler. Ya buradan taşınıp gideceğim der papaz ya da biz artık bu durumu değiştirmeliyiz. Çevremize dikkat etmeliyiz sorumluluklarımızı tüm insanlara karşı yerine getirmeliyiz. Darısı tüm diğer din insanlarına. Arhe Derneği'ni kurar bu papaz. Durumu ve zamanı olmayan ailelerin çocukları ücretsiz bir şekilde bu derneğe gelebilecek, yemek yiyebilecek, faaliyetlere katılacak, dersleri yapılacak birlikte böyle bir dernek kurar bu papaz. Senatör Hanım'la yapılan birkaç yıl evvelki röportajda ise şöyle söyler. Senatörlük zamanımdan çok şeyi unuttum evet ama Jessica'yı ne unuttum ne de ölene kadar unutacağım. Tokos ise şöyle söyler. Belki de der artık sosyal hizmetler çocuk ailenin elinden alınırsa aile ne hale gelir diye sormayı bırakmalı çocuk ailenin elinden alınmazsa çocuk ne hale gelir diye sormaya başlamalılar. Bunun üzerine daha söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Bugünkü çok korkunç, çok üzücü olayımız bu. Maalesef ki yine çok korkunç bir ölüm anlatmak zorunda kaldım size. Yalnız burada şu var, Jessica'nın ölümü birçok reforma da yol açtı. Açmış. Ve keşke hiç olmasa bunu söylüyoruz ama madem ki oluyor en azından bir şeyler değişsin, değil mi? E, aman bir kereden bir şey olmazlar olmasın mesela da bakın herkes ayağa kalkmış herkes ve kilisenin papazı bile değil mi? Ne faaliyetlere girişmiş bununla alakalı Z asla zamanı olmayan Sokos bile apartman görevlilerini eğitmeye çalışıyor ya. Yani sadece oturup böyle konuşmuyorlar. Eyleme dönüştürüyorlar. Bir şeyi değiştirmeye çalışıyorlar. İşte bu umarım ki tüm bu bilgiyi, eğitimi, gücü elinde bulunduran insanlar için geçerli olsun bundan sonra. Bunu diliyorum. Biz de kendimiz için de bireysel olarak tabii ki biz de hep söylüyorum ya bakalım ve görelim. O bir kişi bir kişidir, kurtarılabilen bir kişi. Cesaret edelim eğer bir şeyleri görüyorsak. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuza kadar kendinize iyi bakın, çevrenize iyi bakın, görün, görelim, antenleri hep açık tutalım. Hoşçakalın.